Nisa abla, ha. Kartı gördün mü? Bilgisayar arkasında. Poyraz! Poyraz tableti bırak. Tableti bırak, ödevini hazırla, geliyorum. Çabuk! Poyraz geliyorum. Tableti bıraktın mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 tane için süren 5 dakika. Yanlış olduğu zaman sana söyleyeceğim. Başla. Silgi yerinden. Hayır, aralara boşluk olmasın. Gel bak, şöyle yapacağız. Şu şekilde, tamam mı? Bak, yan yana, yan yana, yan yana. Hadi bakalım. Hadi çabuk başla. Hadi çok az kaldı, 3 dakika kaldı. Burayı bitirmeden aşağı inemezsin. Buraya çıkar. Buraya çıkar mısın? Şuraya çıkar mısın çocuğum? Çocuğum ne yapıyorsun Poyraz? Şuraya çıkar mısın çabuk? Bir sonra biraz diğer sıra geçtin mi? Ya anlamıyor musun beni ya? Çocuğum buradan devam edeceksin. Yavrum buradan devam et. Anne! Annemi çağıracağım. Anne yok. Ceylin'i çağıracağım o zaman sana kızsın diye. Hayır! Çocuğum yalnız yapmasana ya. Poyraz, öğretmenine söyleyeceğim seni. Sen de öğretmenine söyleyeceğim. Bu ne? Bu ne peki? Bu ne? Böyle bir yaramazlık olamaz. Güzel çizer misin bu ödevini? Ödevini güzelce yapar mısın şimdi? Şimdi güzelce çiziyorsun. Tamam, anladım. Başla. Ya bağırıyor ya bir de. Başla. Bir dakika kaldı. Ne çekeceksin? Nerede çekeceğim? LOL çekeceğim. LOL mu? Sen ödevini çizsin. Aa, ödev yok ki. Nasıl yok? O zaman topladın mı? Evet. Salon topladın mı? Evet. Oyuncakları kaldırdın mı? Evet. Bana kamerayı hazırladın. Evet. Nereye? Oyuncak odasını hazırladın. Tamam. Bunun suyu bitmiş şeydi. Su doldur şuna. Ya kalksana ya. Yatakta yatıyor ya. Kalksana. Tamam. Aa, bugün Buse'ye de video yok ya. Dünkü videom ne kadar güzel izlendi. Benden video bekliyorlar, video yok. Vakit mi var videoya? Baksana ya. Ütünün bana kalması peki. Ütünün de bana kalması. Sen yapamıyor musun ütü? Neden? Olmuyor. Olmuyormuş. Neden yapamıyorsun? Güzel ergensin yapamıyorum. Çünkü. Ergenler ütü yapmaz. Güzel olmuyor. Ben nasıl güzel yapıyorum? Ben senden 5 yaş büyüğüm sadece. Nasıl güzel yapıyorum? Anne miyim ben? Değilim. Ama yapıyorum. Sen ne yapacaksın? Ben senin yaşındayken de yapıyordum. Ben de yapıyorum ama güzel olmuyor. İyi, aferin. Aç. Kirletmeniz peki. Ben burayı daha yeni sürmedim mi ha? Allah'ım yarabbim. Ben bakayım anlatın herhalde. Bak bu küpelerin burada ne işi var ha? Bu lobby'in burada ne işi var? Poyraz uyuyun mu? Bu bilgisayarın hali ne peki ha? Bu bilgisayarın hali ne? Bu ne? Açıklama bölümünde yazmış olacağım. Doktor Aydın'la konuşuyorduk. Zaten beni her Aydın'a söylediği şey senin sorumlulukların, senin çok işte işin var, gücün var falan diye bunu konuşuyorduk. Konuşurken konu bir anda benim 100 bin abone ve Harmony'e geldi. Harmony hakkında konuşurken dedi ki Buse, ben senin yerinde olsam Harmony'e alışmazdım. Çünkü eğer Harmony'e alışırsam Harmony'nin de tümlükü sana kalacak. Yani onun pisliğini de sana temizletecekler, onu da sana baktıracaklar. İşte o da hep sende olacak gibi beni tamamen tanımlayan bir şeyler söyledi. Ve ben de zaten ondan önce annemlere bunu itiraf etmiştim. Anne yani Harmony'ye alışmak istiyorum ama alışmayacağım. Çünkü eğer ona alışırsam onun da tüm işi bana kalacak. Çünkü annem de arkadaşlar benim bir çocuk. Biliyorsunuz bir dünyaca kanalından. Ona yardım et, yok işte Ceylin'in okulu, işi gücü, Poyraz'ın okulu, işi gücü falan derken videolar, kanallar, bir sürü kanal var işte. Onun düşün, bunun düşün ama hiçbir şey yapamam derken böyle bir tamamen bir sorumluluk bombası oldum arkadaşlar.
Bu yüzden böyle bir konuşma yaptık. Ben de dün akşam bunu Ceylin'e anlattım. Aydın böyle diyor, Harmony alışma diyor işte, ben zaten böyle düşünüyordum falan dedim. Sonra bu Ceylin bunu kafasına yazmış. Bugün günlerden pazar. Ben size ben bugün video yok diye bayağı üzülmüştüm. Çünkü annemle efsane bir challenge çekiyoruz ama daha çekimler bitmedi. Eğer yetiştirebilirsem onu yarın saat 5'te yayınlayacağım arkadaşlar. Efsane küçük bir ipucu vereyim. Renkle ilgili bir şey ve 24 saatle ilgili bir şey. Tahminlerinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. İşte yok bugüne videom yok, yetişmeyecek, o yarına kalacak falan derken Ceylin aklına bir video fikri gelmiş. Zaten onu izlediniz. Bugün günlerden pazar. Biliyorsunuz annemle Poyraz'ın babası boşanma aşamasında. Ve işler gerçekten çok zorlaştı. Biz böyle her şey olsun bitsin isterken avukatlar, bilmem neler, bir sürü davalar falan onlarla uğraşıyoruz bir yandan. Annem de bu konuyla ilgili avukatla görüşmeye gitti. O gitmişken ben de bir sürü sorumlulukla yine başım dönüyorken işte evi süpür, bulaşık yıkar, Poyraz'a yemek yedir, Poyraz'ın ödevini yaptır. Başka ne yaptım? Oraları çekmemiş galiba ama ondan sonra bir tane video çektim. Videoyu montajladım, duşa girdim çıktım. Size vereceğim için oturdum. Dedim yani artık bu şu videoyu bitireyim. Dün Ceylin'e anlattığım bu Aydın'la sorumluluk diyaloğumuzdan sonra aklına böyle bir fikir gelmiş. Ve bu senin pazar çilesi hakkında bir videoya başlamak istemiş. O yüzden benim yaptığım her şeyi gizli gizli çekmiş ve gerçekten görmedim. Normalde biz Ceylin'in evde böyle yan yana bulunmayız hiç. Onun mutlaka bir işi olur, benim mutlaka bir işim olur. Sinirlendim, bu yüzden birkaç yerde bağırmışım galiba. Bir bakıyorum arkamda, bir bakıyorum orada, bir bakıyorum burada. Sürekli karşıma Ceylin çıkıyor ve çok sinirim bozuldu. Ama sonra bana izletti. Gizli gizli beni çekmiş. Ev halime, berbat halime, saçım başım her şeyim berbat bir halde çekmiş size. Gerçekten bu gözü gördüğünüz için özür diliyorum arkadaşlar. Bu arada hazır böyle oturmuşken ve bu videonun sonunda sizinle konuşuyorken küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Artık bu lütfen son açıklamam olsun arkadaşlar. Dün annemin kıyafetlerini denediğim videoda, annem yaşlanıyor mu videosunda, aşırı aşırı şöyle yorumlar gelmiş. Ne ikinci evlilik mi? Ne nikah mı? Ne Gül abla senin annen değil mi? Ne Gül abla iki kez mi evlendi? Ne işte şu 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 senin annen mi? Yani değişik değişik soyadı öz dili olan insanlar buluyorsunuz ve bunların isimlerini bana yazar, bu senin annen mi diye soruyorsunuz. Arkadaşlar hemen küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bir Dünya Oyuncak kanalında kargoların üzerinde gördüğünüz Gül Korzay ismi, Gül Korzay ismi. Bu isim, soy isim anneme ait. Öz anneme, benim anneme Fatma Gül Korzay ismi. Gül Korzay diyoruz biz. Poyraz'ın kendi kanalında Poyraz Eser yazıyor. Siz oradaki eseri soyadı zannediyorsunuz. Bir de üçüncü bir soyadı türetiyorsunuz. Hayır, sadece iki tane soyadımız var toplamda. Poyraz Eser, Poyraz'ın ismi. Nasıl Eser Yenenler var? İsmi Eser. Poyraz'ın da ismi Eser. Poyraz Eser. İki tane ismi var. Soyadı da Korzay. Benim ismim Buse Özdil. Ceylin'in ismi Ceylin Damla Özdil. İkimizin ismi aynıysa biz o zaman öz kardeş alıyoruz. Yani aynı anneden, aynı babadan kardeşiz. Babamız Ukrayna'da yaşıyor ve oranında iki tane kardeşimiz var. Murat'la Meryem diye. Babalarımız aynı olduğu için onlar da soyadlarımız aynı. Gayet net ve açık anlattığımı düşünüyorum. Poyraz'la soyadımız farklı çünkü Poyraz'la babalarımız aynı değil, annelerimiz aynı. Annemle babam benim 12 yıl önce boşandılar ve biz annemle yalnız yaşıyoruz. Bu yüzden siz hiçbir zaman babamı görmüyorsunuz ya da ben babamdan bahsetmiyorum. Çünkü babamla yaşamıyorum. 12 yıl önce boşandılar. Bu boşanmadan 5 yıl sonra annem evlendi. O dünkü videoda giydiğim nike elbisesi orada işte 12 ay. 1 yıl sonra kardeşim Poyraz oldu. Aynı zamanda öbür taraftan da aynı yıl içinde diğer kardeşim olmuştu. Yani Murat olmuştu. Murat'la Poyraz yaşıtlar yani. Bu yüzden annemin soyadı farklı. Ama şimdi geçimsizlik, şiddetli geçimsizlik ve hem maddi hem de çok 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 manevi açıdan yıpranmamız ve psikolojimizin bozulması ortamından dolayı gayet net açıkladığımı düşünüyorum. Annem ve Poyraz'ın babası ayrılıyor ve bu yüzden annem benim bugün mesela yok. Yani annem kesinlikle öz annem. Üvey annem diye bir şey yok. Siz üvey anneyi çıkarttınız. Normalde babamın eşi üvey annem değil. Benden 5 yaş büyük, çok sevdiğim bir ablam mı diyeyim, ne diyeyim yani. Tanya diyorum ben direkt ona. Üvey kardeş diye bir şey yok. Çünkü oradaki kardeşlerim de benim öz kardeşim. Poyraz da benim öz kardeşim gibi. Hatta Ceylin'den daha çok üzerine titrediğim bir kardeşim yani. Öyle diyeyim size. Bizim ailede öyle bir ayrım kesinlikle yok. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Umarım bana bir kez daha sormazsınız. Atıyorum 50 videom varsa 40'ında zaten bu konudan bahsettim. O yüzden artık bahsetmek istemiyorum. Lütfen beni anlayışla karşılayın ve anladığınızı umuyorum. Anladığınızı ümit ediyorum. Artık veda zamanı. Benim pazar çilem bu şekildeydi. Videomu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma hala aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki video efsane bir video olacak. Tahminlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.